Şimdi belki biraz felsefe olacak. Adamın kusura bakmasın. Hani adam sormuş bir arkadaşına konuşurken, karşına böyle ormanda hava almak için, yürüyüş yapmak için gezerken, affedersiniz, karşı huzurundan bir ayı çıksa, böyle bir dağ ayısı karşına çıksa ne yaparsın? Silahını çekelim hemen, ateşlerim. Silahın yok demiş ya, silahsızsın yani. İşte hemen oradan bir odun, bir dal filan alırım. Demiş bir dal filan da bulamadım, dallar ağaçtan kıramadım. Nerede de öyle kırılmış, kurumuş bir ağaç bulamadım. Taş atarım demiş, orman yeşillik. Böyle kavrayabileceğim bir taş da yok. Çember daralınca tabii adam bulanmış. Demiş birader söyle ya, sen ayıdan yanamsın, ben de yanamsın yani. Şimdi insan sanki Cenab-ı Hakk'a böyle bir şeyin sorası geliyor yani. Ya Rabbi sen kimden yanasın? Şeytandan yana mısın, bizden yana mısın yani? Şeytana kıyamete kadar ruhsat verdin. İşte böyle de bir donanımı belki verdin ona. Biz karşısında aciz kaldık. Biz çaresiz kaldık yani. Kimden yanasın? Evet, ama ayette bunu buyuruyor Cenab-ı Hak ki sana inananlar seninle. Ama sen bize gerçekten ihlas ile teslim olanlara, samimiyetle inananlara sen bir şey yapamazsın. Cenab-ı Hak burada kullarına güvenini de ortaya koyuyor. Yani bizi iblis ile imtihanda bizi yarıştırırken bize güvenini ortaya koyuyor. Şimdi biz burada kaybedecek olursak Hakk'ın güvenini de haşa boşa çıkarmış oluruz. Bu da insanoğluna yakışmaz. Bu yüzden biz hayatımızı çevreleyen, hayatımızda önem arz eden her şeyimize dikkat etmek durumundayız.